Saraç'la bizimle birlikte. Sayın Saraç merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'nin yaşadığı bu elim olaydan sonra bir konuşuyoruz ama gerçekten yani inanılmaz şeyler yaşanıyor. Parlamento'da yaşananları anlattım biraz önce. Yani bir şirkete daha 50 milyar liralık bir hazine garantisi geliyor ve bunu yasayla yapıyorlar, torba yasayla. Yani inanılmaz bir şeyler dönüyor Türkiye'de. Eğer bu gerçek olursa, diyelim ki yarın öbür gün Kanal İstanbul yapılması sırasında bu şirket Türkiye'den kredi bulamayacağı için yurt dışından getireceği krediye hazine döviz bazında garantör olacak. Yani insanlar salgınla uğraşırken, ekonomik yoksullukla uğraşırken, insanlar şehitlerine ağlarken bugün Bayındırlık Komisyonu'ndan bu yasa geçti ve genel kurulda da çok büyük ihtimalle indir kaldır oylanacak ve kabul edilecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri Sayın Saraç? Fatih Bey, hem iyi yayınlar diliyorum hem de Seyit Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Aslında bu verdiğiniz örnek şöyle bir tartışmayı gündemimize getiriyor. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bakın, mevcut iktidarın bundan başka yapabilme şansı yok. Bütün dünyada insanları neye zorluyorlar? Bütün dünyada insanları mevcut otoriter iktidarlar kendileri desteklemeye zorluyorlar. Bütün politikalarını, bütün hamlelerini bunun üzerine kuruyorlar ve kendilerini tek alternatif olarak görüyorlar. Kendilerini desteklemeyenlerini de dışarıya doğru itiyorlar. Şimdi bütün dünyada otoriter iktidarlarda bu yaşanırken başka bir şey daha yaşanıyor. Bizim de belki öyle bir tartışmayı derinleştirmemiz lazım. Zaten bütün dünya derken çok somut söyleyeyim. Mesela Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinde, örneğin Almanya'da sol, sosyal demokrat partiler, Yeşil Parti, İngiltere'de İşçi Partisi, İspanya'da şu anda koalisyon ortağı olan Podemos, İspanya Sosyal Demokrat Partisi, Latin Amerika ülkelerinde tartışma noktası şu: dünyada eşitsizlik arttı. Eşitsizlik arttıkça da otoriter yapılar kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Şimdi verdiğiniz örnekte, hani klasik örnek var ya, bizim belki öyle tartışmamız gerekiyor. Erdoğan diyordu ya, Birleşmiş Milletler 5'ten büyüktür diye, dünya 5'ten büyüktür diye. Türkiye'de de bunu söyleyebilecek, bu sesi çok daha yükseltebilecek bir tavra ihtiyaç var. Sayın Kılıçdaroğlu hatırlatmakta yarar var. Yani 5 şirketle ilgili söyledikleri önemliydi gerçekten. Türkiye hem 5'ten büyük hem Türkiye 1'den büyük. Burada niye bunları söyledim? Bunu şundan dolayı söyledim. Bakın, Avrupa, Latin Amerika neyi tartışıyor? Bu eşitsizliğe karşı daha kamucu bir politikayı tartışıyor. Neyi tartışıyor? Servet vergisini tartışıyor. Şu anda Türkiye'nin gündeminde, hazır Seyit Bey'i de orada yakalamışken, Türkiye'nin servet vergisini konuşuyor olması lazım. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Almanya'da Sol Parti 2 milyon euro üzerinde geliri olanların servet vergisi vermesini istiyor. İngiltere'de benzer bir talep var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat Parti içindeki milletvekilleri, senatörler, Sanders başta olmak üzere ne istiyorlar? Servet vergisi istiyorlar. Hatta bakın, servet vergilerini isimler düzeyinde bile şekillendirmiş durumdalar. Niye? Dünyadaki o eşitliği öne çıkarmak için. Arjantin şu anda servet vergisi uygulaması yapıyor. Tavırları da son derece net. Diyorlar ki, ya dünyada ciddi bir eşitsizlik ortaya çıktı. Pandemi bu eşitsizliği daha da büyüttü. Zenginler daha zengin oldu. Yoksullar daha zengin oldu. Bu anlamıyla da zenginlerin, çok zenginleşenlerin, hem de pandemi krizinden faydalanarak çok zenginleşenlerin servet vergisi vermesi gerekiyor. Bu vergiler nereye harcanması gerekiyor? Onu da tarif ediyorlar. Bu vergiler pandemiyle mücadeleye harcanmalı diyorlar. Bu vergiler sağlığa harcanmalı. Buradan gelecek vergiler, bu vergiler eğitime harcanmalı diyor. Şimdi Türkiye'de bence bu sesin yükseltilmesi lazım. Ya Türkiye'de bu ismini saydığı, yani örnek verdiğiniz şirket, diğer 5 şirket son 15-20 yılın trilyoner olan şirkettir. Nereye dayanarak trilyoner oldu bunlar? Neyi aldılar? Devlete ait, kamuya ait ihaleler alarak zengin oldular, bu kadar zengin. Kimin parası bu? Kamu dediğiniz kim? Kamu dediğiniz 83 milyondur. Kamu dediğiniz 83 milyondan gelen toplanan vergilerle bunların içinde finanse edildi. Şimdi bunun tartışılıyor olması lazım ve bence bunun tartışılıyor olması, inanın Türkiye'de de
herkesi doğrudan tartışmanın içine çekecektir. Bu tartışmada sizin AKP seçmeni olmanız, İYİ Parti seçmeni olmanız, CHP seçmeni olmanız, MHP seçmeni olmanızın hiçbir hükmü yok. Çünkü herkes gerçekten bu eşitsizliğin giderek büyüdüğünü, Türkiye'de mevcut sistemin en zenginleri korumaya çalıştığı, Türkiye'de de oligarşik bir yapının ortaya çıktığını net bir biçimde görüyorlar. Buna karşı geliştirilecek tavır bence Türkiye açısından, ki bu uluslararası sosyal demokrat hareketlerle, uluslararası sol politikalarla, demokrat politikalarla da uyumlu bir politika olacaktır. Belki de işi buraya doğru çekmemiz gerekiyor. Çünkü bunu yapmadığımız sürece bu iktidarı istediğimiz kadar eleştirelim, bu iktidarın kendi iktidarını koruma dışında başka hiçbir perspektifi yok. Yani yaptıkları bütün hamleler kendi siyasi ömürlerini uzatmak için yapılan hamleler. Bu hamlelere karşı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere gerçekten o alternatif politikaları çok daha fazla seslendirmek gerekiyor. Ben toplumsal vicdanım buna evet diyeceğini düşünüyorum. Ya Türkiye'de son bir yıl içinde 82 bin kişi daha milyonerler sınıfına katılmış. Böyle bir dünya olabilir mi? Şimdi bir yandan milyonerler 82 bin kişi. Nereden bunlar parayı kazandılar? Türk lirasının değer yitirmesi, dövizin yükselmesinden kazandılar. Nereden parayı kazandılar? Çok net söylüyorum. Kamu ihalelerine girerek parayı kazandılar. Şimdi esnaf kan ağlıyor. Bakın ben bugün de gerçekten birkaç esnaf odası başkanıyla görüştüm. AKP seçmeni olanlar var içlerinde. Ne diyorlar? Para kazanamıyoruz. Perişan olmuş durumdayız. Şimdi bu perişanlığı kimin kapatması gerekiyor? İktidarın kapatması lazım. Devletin kapatması lazım. Kamunun kapatması lazım. Bu anlamıyla da işi buraya doğru taşımak lazım. Diğeri, yani Türkiye'yi konuşacaksak, gerçekten bunları konuşacaksak şunu da net söylememiz lazım. Bakın bu iktidarın ne kendisini yenileyebilme şansı var. Çünkü bana göre siyasi raf ömürleri doldu. Kendilerini yenileyemezler. Yeni şeyler söyleyemezler. Yeni şeyler söyleyemeyenlerin, yani Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün önce açıkladığı insan hakları eylem planı falan filan, bunlar boş işler. Bunların hiçbir inandırıcılığı yok. Yani bugüne kadar yaptıkları belli olanların buralarda hamle yapabilmeleri mümkün değil. Çünkü rejimin karakteri, Fatih Bey, rejimin karakteri reform yapmaya, kendisini pozitif olarak değiştirmeye elverişli bir karakter değil. İktidardan son derece sınırlı bir kesimin yararlandığı, oradan gerçekten de oligarşik bir yapının ortaya çıktığı bir tablodan bir reform beklenemez. Karakter bu reformu reddediyor. Bu anlamıyla da bizim belki de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani onlar bizi sürekli kendi politikalarını desteklemeye, kendi politikalarını evet dedirtmeye çalışıyorlar. Bütün kurguları o. Belki de tabloyu gerçekten buna itiraz ederek değiştirmek lazım. Çünkü dünyada bir şey daha konuşuluyor. Bu son derece önemli. İşi oralara doğru taşımamız lazım. Ya bugün Bill Gates'in bile tarımı konuştuğu, tarıma yatırım yaptığı bir yerde sen Türkiye gibi ciddi bir tarım ülkesi, kuzeyinden güneyine, güneyinden batısına, batısından doğusuna kadar tarımı öldürdüğün bir ülkede senin bunu konuşuyor olman lazım. Yani doğru. Bu iktidar bunu becerebilir mi? İktidarın bunu yapmayacağı kesin. Yapmayacağı kesin olan bir yerde bizim bu tartışmayı gerçekten büyütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu olmadığı sürece belki o anlamıyla da onu söylemek lazım. Amin Maalof'un son kitabı var. Bakın çok önemli gerçekten. Amin Maalof bu uygarlıklar çatışmasında, çöken uygarlıklar meselesine dikkati çektiği bir şey var. Çok önemli bir nokta var. Dünyanın çok daha olumsuz bir yere doğru savrulduğunu söylüyor. Kaldı ki demin verdiğim örneklerde de gerçekten böyle bir gerçeklik var. Ya dünyanın çok daha olumsuz bir yere savrulduğu yerde benim neyi öne çıkarmam lazım? İnsanı öne çıkarmam lazım. Benim neyi öne çıkarmam lazım? Gerçekten daha kamucu, daha barışçıl ve insanların refahını önceleyen, yoksullarla zenginler arasında açılan makası kapatacak bir sosyal devleti öncelemem lazım. Yani bu anlamıyla da Türkiye'de, yani burada da şeye atıfta bulunmak isterim tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. yüzyıla çağrı beyannamesi Türkiye'de konuşuluyor olması gerekiyor. Şurası net, sözü bırakıyorum size. Şurası net, bu iktidardan değişim çıkmaz.
bu iktidardan yeni şeyler çıkmaz. Bu iktidarı ikna ederek de değişimi sağlamak mümkün değil. Bu iktidarı tümüyle değiştirmek lazım. Çöken bir sistemin, o anlamıyla da çürüyen bir sistemin tamir olabilme şansı yok. Burada bir hamle belli, hamle gerçekten kamucu sosyal devletin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Belki o zaman ne olur biliyor musunuz? Yani ben de şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun gerçekten, ama en azından şunu biliyoruz ki yani kazalara neden olan bir helikopterin yeni bir kaza yaptığını biliyoruz. Yani biraz kamucu olan, biraz planlamacı olan, biraz gerçekten insana önem veren bir ülke olduğumuzda ben bu tür şeylerin bile engellenebileceğini düşünüyorum. Çünkü temel yaklaşım şu, tercihtir bu. Tercihte sistem insanı mı tercih ediyor, insanın refahını mı tercih ediyor, yoksa birilerinin çıkarını mı tepsi ediyor? Ya öyle bir noktaya geldik ki yani gerçekten insanın tepki duymaması mümkün değil. Yani devlet dediğiniz sanki birilerinin özel şirketi haline dönüştü. Tabii böyle baktıkları için de öyle oluyor. Hatırlatmakta yarar var. Bundan birkaç yıl önce Sayın Erdoğan ne diyordu? Türkiye'yi bir anonim şirket gibi yöneteceğiz. Türkiye bir anonim şirket değildir. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Bu ülke kimsenin şahsi malı değildir. Bu ülkede yaşayan 83 milyonun bu duyarlılıkla toplumsal vicdanı yeniden şekillendirmesi gerekir diye düşünüyorum Fatih Bey. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.